Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Kündülü Haberle programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunla sunuşturuşumuz. Kınamızı dikkatler ekranımızı bulsun. Şarkı Türkistan'da Xitay virüsü bilen yukumlanğıçılarının sani 55'e örledi. Beydu Toru'nun bugünkü haberde bildirilmişçe Şarkı Türkistan'ın Ürümçi ve Diviziyada Xitay virüsü bilen yukumlanğıçılarının sani 55'e çıkan. 20. iyul Ürümçi şehirde 7 kişinin yukumlanğalıqı baykalgan. Diviziyada 1 kişi bulup cemi yeni yukumlanğıçılarının sani 8'e çıkan. Alametsiz yukumlanğıçılardan 5 kişi baykalgan bulup Şarkı Türkistan boyunca umumi yukumlanğıçılarının sani 55'e örlügen. Bunlar içinde 4 bimarının kesili iğir iken. Alametsiz yukumlanğıçılarının sani 55'e ayırıp tekşürülgen kişilerin sani 3119'a yetken. Haber diyene Ürümçi şehir içindeki abdubus, poiz, katarlık, amevi katnaş vasıtları, diviziya ve kısmen şehirlerden Ürümçi'ye bardığan amevi katnaş vasıtları tohtılgallıkı bildirildi. Atalmış Şincan gezdi haberde bildirilmişçe dairler yukumunun aldığını eliş tizginleş hizmetini işleş için Ürümçi şehri iki baskışkı bölüp bütün şehir dairesi içi de Türküm'ü bölüp nükleik kislatasını haksız tekşiriş hizmetini kanat yaydırgan. Amerika 11 Xitay şirketini Uygurlar meselesi için karı tizimlikke kirgizdi. Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki siyasi bastırış hareketi halkaranın keskin tenkitlerine düş geliş bilen birge, bu hareketlerge halkaranın kırgıncılık deb tabir birişi barğansırı köp sahanın itiraf kılışıgı erişmekte. Bununla münasipalda Xitay rejiminin insaniyetke karşı cinayet deb tariflini vatkan kılmışlarına tekişlik ceza biriş çoğalları emeli hareketke yüzülünüşke başladı. 20 iyul günü Amerika Saudi Ministerliğinin yeniden Xitay'daki 11 şirket ve Saudi muassasasını karı tizimdeki ilişi bunundaki bir muhim kadem bulup kaldı. Amerika Saudi Ministerliği ilan kılgan bu aktiki yazım bayanatta onlarının Sanji Yida Tokumacılık Görohi, Xotan Xaulin Çaç Mahsulatları Zavuti, Nanjing Tokumacılık Görohi, Nanjing Film Teknologisi Katarlık 11 şirket ve zavutni karı tizimdeki kirgüzgarlıkı ilan kılındı. Mezkur kararını çıkarğan Amerika Saudi Ministerliği Sanayet ve Bihaterlik İdarısının direktörü Mike Sais bu aktiki sualga cevap verip, Xitay'daki mezkur 11 şirket Şarkı Türkistan'daki Müslümanlarını nişan kılgan kişilik hukukunu ayak astı kılış, zor gölemlik tutkun, mecburi emgek ve şahıslarının razılıksız, onlarının biyologilik uçurlarını toplaşkı çetilgallığı üçün muşunda kararını aldık. Bunun bilen uxşes sebepten karı tizimlikimizge ilingan Xitay şirketleri cemi 37'ye yetti digerlerini bildirdi. Direktör Mike Sayes'nin bildirişçe bu xildeki karı tizimdeki kirgizilgen çetel şirketlerinin Amerika'ya mal eksport kılış icazetnamesi bekar kılındıgan bulup, bu xil icazet bulmağanda şu şirketin malları Amerika tamojnisinden ötküzülmeydiken. Navada ular bu icazetnameni kayıtı almakçı bolganda Amerika Saudi Ministerliği'ye yazma iltimas tapşırışı, hem de bu iltimas tasdiklangandayken andın Saudi faaliyetini esliki keltürelişi mümkün iken. Amerika Xalqaro Dini Erkinlik Komitetinin komissari Nuri Türkelmo bu meselede direktör Mike Sayesqa oxşaş qarashdi. Onun bildirishicha Amerika Saudi Ministerliğinin bu kararını elişiga emiliyette Xitay rejiminin özleri sebepkar ekan. Nuri Türkelmo'nun bildirishicha Amerika Saudi Ministerliğinin bu keskin kararı öz nöbetinde Xitay'daki mecburi emgek ve lagerlarga oxşaş allaqachon medeniyet dünyası tükürüp taşlıp etken qabihlikni qaytadan otturğa çıkarmakçı bolup atkan Xitay rejimiga qaqşatqoch zarb berdi ekan. Amerika Saudi Ministerliğinin mezkur kararı ilan kılınğandayken muhacirettiki Uygurlar bu karardan intayını suyundu. Mälum bolışça Xitay Taşqı İşlar Ministerliği ve Xitayning Amerika'daki baş elçixanası Amerika Saudi Ministerliğinin bu kararı hakkında muhbirlarının suallarına cevap vermedi. Ama New York vakti Katarlık akhbarat vasıtlarının malumatlarına karıganda milyardlıgan miktardaki Amerika dolarlık Saudi faaliyetleri bilen şugulun vatkan bu çoğun şirketlerinin karı tizimdeki ilinişi şüphesiz ki onlarının iqtisadi faaliyeti üçün iğir zərbi bulurduken. Türk Dünyası Akbaratçılar Yığını Yalova'da içildi. 14. növetlik Türk Dünyası Akbaratçılar Yığını Yalova'da başlandı. Yığında Şarkı Türkistan resim körgazmesi içilip, körgazmege Şarkı Türkistan'nın tarihi ve hazırkı vəziyet əhvalları təsvirlengen resimler koyuldu. İçiliş mürasımıga Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlıq Cemiyeti'nin muavin reisi, jurnalist Musajan Er Şarkı Türkistan'a vakaleten iştirak alıp, Yalova'nın muavin şehir başlığı Mustafa Tutukka Şarkı Türkistan bayrağı
Şarkı Türkistan'ın hazırkı ehvali tunuşturulgan kitap ve başka kımmetlik hatırı buyumlarını soğuk kıldı. Körgezminin ekilişiğe Yalova Muavin Şehir Başlıkı Mustafa Tutuk Efendi, Muavin Reis Bahattin Erbay Efendi, Vilayetlik Meclis Başlıkı Fatih Şahin Efendi, Vilayetlik Medeniyet ve Sayahat Direktörü Şerif Tali, Türksoy Teşkilatı Başkatibat Başkarmasının Başlıkı Sancar Mulazimoğlu, Milletçi Hareket Partisi Yalova Reisi Namik Öz ve başka rehberler iştirak kıldı. Mihmanlarının hemmesi Şarkı Türkistan resim körgezmesini ekskursiye kıldı. Körgezmeni ekskursiye kılgan rehberlerge Şarkı Türkistan meselesi hakkında dokulat verildi. Çüştinkin Şarkı Türkistan Mağrıbı Hemkarlık Cemiyeti'nin muavin reisi jurnalist Musacan Er, Şarkı Türkistan'ın tarihi hem de hazırkı vaziyet ehvalini tanıştırıp, Şarkı Türkistan meselesini kün tertipki keltirdi. Angliya Xitayni Uyghurlarning huquqini iyg'ir darajada dafsandi qilish bilan ayibladi. Angliya tashqi ishlar ministri Dominik Raab Xitayni Uyghurlarning kishilik huquqini iyg'ir va qo'rqinchlik darajada dafsandi qilish bilan tanqidlab, buningga javobgarligi bor shaxslarni jazolashni chatga qoqmaydiganligini bildirdi. U bu so'zlarni 19-iyul BBC'ning ziyoratini qabul qilganda ta'kidladi. BBC'nin haber kılışça Dominik Raab yana Uyghurlarını mecburi tuğmaz kılış ve kank ölemde cazalaş doğrusudaki dokulatlar uzundun beri körülüp bakmağın işlerini asıl tutu diyen. Onun tekitlişçe Angliya bununla karşı muvafık tedbir kullanış üçün iştipaktaş devletler bilen birge işleydiken. Dominik Raab bu sözlerini Xitay'nın Angliya'da turuşluk baş elçisi Liu Xiaoming BBC'nin ziyaretini kabul kılıp lagırlarını red kılışının aldığı tekitligen. Liu Xiaoming BBC muhbiriga lagerlar haqqidagi so'zlarini soxta deb ayiblagan edi. Dominik Raab Angliyaning Xitoy bilan yaxshi munosabat qurishni orzu qildiganligi, lekin Uyg'urlarni majburiy tug'mas qilish, keng ko'lamli lagerlarga qamash haqqidagi xabarlarga qarab turmaydiganligini bildirdi. U bu yerda iyg'ir va qo'rqinchli kishilik huquq dafsandichiligining yuz berayotganligi aniq. Biz bu to'g'risida xalqaro ittifoqdoshlarimiz bilan ishlayapmiz. Bu kishini intayin chunqur andishiga soladi degan. Lekin Dominik Raab Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasi irqiy qirg'inchilikka kiramdi degan savolga javob bermagan. Uning ta'kidlashicha xalqaro jamiyat bu xil so'zni ishlatganda diqqat qilishi kerak ekan. Amerika o'z diplomatlarining Sharqi Turkistonda kim bilan uchrashishni xohlasa, shuningga yo'l qo'yilishi kerakligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi Morgan Ortagus xonim 20-iyul Xitoyga Twitterda inkas qaytirib, Xitoyda turishliq Amerika diplomatlarining Tibet va Sharqi Turkistonga erkin ziyorat qilishi va kim bilan uchrashishni xohlasa, shuning bilan uchrashishiga yo'l qo'yishi kerakligini bildirdi. Ortagus xonim bu so'zlarni Xitoy Tashqi ishlar ministerligi bayonotchisi Hua Chunyangning o'tgan hafta e'lon qilgan Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo'ning atalmish Xinjiangni ziyorat qilishini qarshi oldiganligi haqidagi bayonotiga qarata aytdi. Morgan Ortagus xonim inkasida Amerikadagi Bloomberg agentligining bu vaqtdagi xabarini qo'shib Twitter qildi. Hua Chunyang o'tgan haftadagi bayonotida Mike Pompeo'ga hujum qilgan edi. U Mike Pompeo'ni Uyg'ur masalasida yolg'on so'zlash bilan ayiblab, agar Pompeo apandi samimiy bo'lsa, uning Xinjiangni ziyorat qilib, kishilar bilan so'zlashib beqishini va atalmish Xinjiangdagi kishilarning uning haqida qanday o'ylaydiganligini his qilib beqishini qarshi olamiz degan edi. Lekin Ortagus xonim 20-iyul uningga qaytirgan inkasida Xitoyning Sharqi Turkiston va Tibetga bundoq ko'p cheklama qo'yishida nimini yushirmoqchi bo'layotganligiga savol qo'ydi. U inkasida bizning Xitoyda diplomatlarimiz bor. Xuddi sizlarning diplomatlaringlar Amerikada erkin yurgandek, ularning ham Sharqi Turkiston va Tibetni sayohat qilib, kim bilan ko'rishishni xohlasa, shuning bilan ko'rishishiga yo'l qo'yilsin. Nima uchun bundoq ko'p cheklama qo'yiladi? Sizlar nimini yushirmoqchi deganlarini bildirdi. Xitoy rejimi boshqa davlat amaldorlarining Sharqi Turkistonda ziyoratda bo'lishini qarshi oldiganligini ta'kidlab kelgan bo'lsa-mu, lekin uningga shart qo'yib, ularning xohlagan joyini ziyorat qilishini rad qilib kelgan edi. Kanada parlamenti Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishga chaqirildi. Kanada parlamenti kishilik huquq komitetining 20-iyul o'tkazilgan Uyg'urlar haqidagi guvohlik yig'inida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishining irqiy qirg'inchilikka kiradiganligi, Kanada parlamentining buni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishi talab qilindi. Kanada parlamenti avom palatasining kishilik huquq komiteti 20-iyul Xitoydagi Uyg'ur musulmonlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik degan temada guvohlik yig'ini o'tkazdi. Parlament a'zosi Garnet Geniusning tashabbusi bilan chaqirilgan mazkur guvohlik yig'inida nurg'un mutaxassislar, faoliyatchilar va Uyg'ur qozoq shohidlar guvohlik berdi.
Yığında Kanada'daki Raoul Wallenberg Kişilik Hukuk Merkezi'nin mesulü Erwin Kotler guvahlık berip, Kanada'nın Uyghurlarga kartılgan kırgıncılıkkı derhal ingas kaytırışı. Onun Magnitski Kişilik Hukuk Kanunu'nu işkiseliple kalmay, dilo turguzup halkara cinayi işler sotuğa eriz kılışı, şundaklı Xtay'nın kılmışının irki kırgıncılıkkı kirediğallıkını itirap kılışı gerektiğini tekitledi. O sözde mundaq dedi. Bunun da parlament yetekçilik rol oynayıp kan kölemdeki bu vahşiliknin irki kırgıncılığını teşkil kıldığallıkıga enikli mi birişi gerek? Biz Rohingya'da yüzbergen işlerini irki kırgıncılık dep tunugan tuncu parlament. Biz Uyghurlarga buluvatkan işlerini irki kırgıncılık dep itirap kılıştımı tuncu parlament buluşimiz gerek. Kanada parlamentinin bütün bir gün devamlaşkan guvahlık yığınıda Erwin Kotler bilen bir qatar diyene Kırmaniyalik Uyghur şunas Adrian Zeniz Kanadalık jurnalist Olsi yazıcı, Xalqara Keçirim Teşkilatı Kanada Şöbesi'nin mesulü Alekis Navi, Kanada'da turuşluk Uyghur faaliyetçiler, Şivisiyat yaşavatkan Kazak lagir şahidi Sayragul Sautbay, Amerika'daki Uyghur adukat Reyhan Asad Qatarlık kişiler guvahlık berip, növetiki Uyghur vaziyetini her xil noktalardan tunuşturdu. Angliyadaki Xitay baş elçisinin zulümünü inkar kılışı küçülük reddiyaga uçurdu. Angliyaning donliq televiziyasi bo'lgan BBC Angliyada turishli Xitoy elchisi Liu Xiaomingni ziyorat qilib, uningdan Xitoy rejimining Sharq Turkistonda yurgizayotgan siyosatlari haqida savol so'radi. Riyosatchi oldi bilan Liu Xiaomingga o'tgan yili oshkorilib zo'r g'ulg'ulik qo'zg'agan Korli poyiz stansiyadagi ko'rinishni, ya'ni taxminan 6-700 atrofidagi Uyg'urni ko'zi qarlatida tengilib, putqoli kishallangan holda Korli poyiz stansiyasining g'arbiy vokzalidan boshqa joylarga yotkayotgan ko'rinishni ko'rsatdi. Ve Liu Xiaoming'dan bizge bu yerde neme iş bulu atkallıqını çüşendirip beyremsiz dep sorudu. Halbuki Liu Xiaoming yuğan ekranda enik görünüp durup atkan körünüşke karap durup, ''Mən körelmeyi vatımən, mən bu videonu dep kekeşlep, bu sizning bana bu videonu tüncü qitim körüşsünüz emez. Siz ötken yılımı sorugan. Mən sizge şunu dey digende gepler bilen gep yorgulutup, heras siz Xinjiang'a berip bakkan mu dep sorudu. Riyasetçi yak mən berip bakmağan dep cevap kaytırışı bilen Liu Xiaoming sözünü devam kılıp, Şinjang degen en güzel caylarının biri. Bizning Xitay'da bir temsil bar dep turuşuğa riyasetçi elçi efendim. Bu görünüşler güzel görünüşler emes dep sorudu. Xitay elçisi Liu Xiaoming gipini özgertip, Şinjang'da nurgun qitim terrorluk hücumları yüzbergen dep gep yorgultay dep turuşuğa riyasetçi, o digerleriniz 10 yıl avvalki işler idi. Men sizden pekat şunu sormakçı. Nemişki zamanevi Xitay'da bu kişiler tızlandırıp oltırgızıp koyuldu. Onlarının çaçları neme üçün çüşürülgen. Onlar neme dep közleri bağlanğan. Qolları kişallangan halda poyizga yağlap çıkarıldı. Bu yerde nima bo'lyaptidi deb Xitay elchini yana bir qitim savolga javob berishga qistidi. Xitay elchi Liu Xiaoming javoban bu video ko'rinishini nadan oldingiz bilmedim. Lekin ba'zi vaqtlarda jinoyatchilarni yotkaydigan ishlar bo'lib qoladi. Men bu ko'rinishini nadan oldingiz bilmedim deb javob berdi. Riyosatchi bu ko'rinishning har qaysi g'arib taratqularida keng tarqalgan va g'arib istixborot xodimlari tomonidan rost ekanligi dalillangan ko'rinishlar ekanligini eskertdi. Bunun bilan Xitay elçi Liu Xiaoming g'arbdagi istihbarat o'rinlari Xitoyga to'kmat qilyapti dedi. U ular bizni Xinjiangda 1 million odamni solib oldi deb qarlayapti. Xinjiangning nufusi qanchalik bilamsiz? Xinjiangda 40 yil avval aran 4-5 million nufus bor edi. Hozir 11 millionga chiqdi. Kishilar bizni etnik tozlash qildi deydi. Biroq u yerda nufus 2-ga qatlandi deb javob berib, ko'z bo'yamchilik qilishga tirishdi. Bunun bilan riyasetçi Xitay elçige ama yerlik resmi hüccetlerinlerde özünler Uyghurlar merkezlik oltıraklaşkan caylarda 2015-2019 arasında nüfus artışının 84% çüşkellikini depsiler dep eskertti. Xitay elçi bunu mu rad kıldı? Bırak o bununla enik pakit körüstüşünün oranına yanıla Şarkı Türkistan'daki nüfus 2'ye katlan dediğin sözünü tekrarladı. Mezkur programın yana Xitay elçige lagir şahidi Zumrat Davud Hanım'nın Uyghur ayollarının mecburi halde tuğmas kılınıvatkallıqı haqqıdaki guvahlıq videosu koyup berildi. Xitay elçi bunu mu rad kıldı? O Uyghur ayollarının kan kölemde tuğmas kılınıvatkallıqını rad kılıp, bu pütülle yalgan. O yerde başka devletlerdekidek ayrım, xüsusi ekvallar buluşu mümkün dep, vaqanın karakterini burmulmaqçı boldı. O sözünün devamı diyene, Şarkı Türkistan'da ceza lagırları yokluğunu, o yerde milletlerinin beraber halde erkin, hoşal xoram yaşavatkallıqını ilgiri sürdü. Xalqaradaki irqi qırğınçılıqqa berilgan izahatlarga uyğun ahvallarının 101 vatqanlıqını rad qildi. Riyasetçi Xitay elçisiga xalqara qonunlardaki irqi qırğınçılıq hukumının nimelerini öz içiga aldığanlıqqa haqqidagi belgilimlerini birma bir oqıp bergan bolsa-mı, Xitay elçi yanılı özünün yalğancılıqıda əzbaylıdı ve gap yorgulutup cevabdan qaçış qitirishdi.
Xitoy elchi Liu Xiaoming ziyaret qilingan bu xabar programmasi 19 iyul yakshanba kuni tarqitilgandan keyin kuchlik munozara qo'zg'adi. Uning amaliyotni inkor qilishi har qaysi munbarlarda qattiq tanqidga uchradi. Xitoy yana bir maydon ko'z bo'yamchilik sahnasi hozirlashni boshladi. Xitoy doiralari navbatda Sharqiy Turkistonning har qaysi joylaridagi shahar nahiylaridagi xalqimizga chat elding keladigan pilonliq tug'ut tekshiruvchilarini aldashning usullarini o'rgatmoqda. Oshkorlanishicha G'uljining Suydong bozorida har qaysi aholilar komitetlari maxsus yig'in ochib, aholilarga yaqinda pilonliq tug'ut to'g'risida tekshirish guruhi keldiganligini uqtirgan va aholilarni so'ralgan savollarga qanday javob berish haqida tarbiyalagan. Shundaqla aholilar agar savollarga xato javob berib qo'ysa, buning jazosi tarbiyalashga o'pirilish bo'lganligi haqida ogohlantirilgan. O'tgan ayning oxiri Germaniyalik Xitoy shunos tadqiqotchi Adrian Zenes Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan pilonliq tug'ut siyosati haqida maxsus dokulat e'lon qilgan va dokulatda bu siyosatning amaliyoti bir irqiy qirg'inchilik ekanligi Xitoyning o'z hujjatlaridagi paketlarga asosan ko'rsatilgan edi. Bu dokulat xalqaroda kuchli ta'sir qo'zg'agandan keyin Xitoy tarafining Adrian Zenesni Xitoy rejimiga to'kmat chapladi deb xalqaro sudga ariz sunganligi xabar qilingan edi. Ma'lum bo'lishicha xalqaroda kuchli ta'sir paydo qilgan va hali ham qilayotgan mazkur dokulat Sharqiy Turkistonda asosiy qatlam kadrlarini belgilik darajada jiddiylashtirgan va harakatga keltirgan. Yaqinda vaziyatdan xabardor kishilardan biri Erkin Osiyo radiosiga uchur yollab, G'uljining Qo'rg'as nahoyasida asosiy qatlamdagi kadrlarning yaqinqi 2 haftadan buyon orqa-orqadan yig'in o'yishtirib, aholilarni pilonliq tug'ut to'g'riliq keldigan tekshirish guruhiga qarata idiya jihatdan hozir bo'lishga chaqirgan. Inkasi deyilishicha doiralar mazkur yig'inlarda pilonliq tug'ut masalasining davlatning obraziga munosabatlik sezgir bir masala ekanligini qayta-qayta ta'kidlab, agar bu masalada savollarga nomuvofiq javob berib qo'ydigan ahvol ko'rilsa, buning oqibatining surishtir qilinadiganligi uqtirilgan. Radio bu uchurning to'g'ri xatoligini aydinlashtirish uchun rayondagi aloqador idora organlariga telefon qilgan. Suydong bozoridagi bir 10 oila boshlig'ining oshkorlashicha, mazkur yig'inlar boshqa yig'inlardek aholilar komitetida emas, navbat bilan aholilarning uyida ochilgan. Har bir yig'inga 15 dan 30 ga qadar kishi qatnashgan. Yig'inda pat yig'inda bir tekshiruvchilar umikining kelib qilish ehtimolligi va kelganda o'zlari xohlagan uyga uchtumtut kiradiganligi bildirilgan. Radioga kelgan inkasda kelidu deyilgan bu pilonliq tug'ut tekshirish umikining chatallik umak ekanligi qayd qilingan. Mazkur xodimning deyishicha, u qatnashgan yig'inda tekshiruvchilarning qayerdan keldiganligi va qachon keldiganligi bildirilmagan. Doiralar navbatda rayonda pilonliq tug'utga doir qo'llanib kelayotgan uzuk selish, operatsiya qildirish qatorliq barliq tadbirlarining ziyon zahmatsiz ekanligini ta'kidlash bilan birlikda bu vaqtda so'ralgan savollarga tafsili javob berib o'ltirmaslik tashabbus qilingan. Inkasi deyilishicha, tekshiruvchilarning pilonliq tug'ut haqidagi savollarga tafsili javob berishdan qaytishining bir yo'li sifatida gapning temasini yotkib o'tish talab qilingan. Ya'ni tekshiruvchilar pilonliq tug'ut haqida gap so'rasa, davlatning xayr-saxovat ishlari haqida uzun ma'lumot berib vaqt o'tkazishi talab qilingan. Mazkur xodimni aholilarga pilonliq tug'ut tekshiruvchilarining savoliga haqsiz salomatlik tekshirish, amin uy qurilishi, turmush tuban kafolat puli qatorliq temalarda gap qilib, suhbatda ijobiy muhit yaratishni topilgan. Navbatda ichilayotgan tayyorlik yig'inlarida yana tekshiruvchilar aholilardan g'oyib oila a'zolarini so'rasa, ya'ni tutqundagi oila a'zolarining nadiligini va nima uchun tutilganligini so'rasa, bilmaymiz deb javob bermasdiki. Chuqum ular xatolik o'tkazganligi uchun tarbiyalanayotganligi va buning to'g'ri bo'lganligini bildirishi buyurilgan. Angliyaning Xitoyga jazo yurgizmoqchi bo'lganligi Xitoyni qattiq bearam qildi. Angliya tashqi ishlar ministri Dominik Raab Uyg'urlarga zulm solgan Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish mumkinligini tilga oldi. BBC va Germaniyada nashrdan chiqadigan Zaman gazetining 19 iyul e'lon qilgan Angliya Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan ig'ir kishilik huquq dafsandichiligini ayibladi nomli xabarga asoslanganda Angliya tashqi ishlar ministri Dominik Raab shu kuni BBCning ziyoratini qabul qilib Uyg'urlarga zulm solish bilan aloqador bo'lgan Xitoy amaldorlariga Angliya hukumatining jazo yurgizishi mumkinligini tilga olgan. Dominik Raab so'zida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatida intayin ig'ir va kishini hayron qoldirgan kishilik huquq dafsandichiligi bor degan. Hamda buning bilan munosabatli kishilarga Angliya hukumatining jazo yurgizishini chatga qoqmaydiganligini ta'kidlagan. U yana Xitoyning Uyg'urlarga qarata zulmlari haqida to'xtalganda, bu hodisalarning kishini chuqur andishiga soldiganligini ta'kidlab, kishilarga uzun zamandan buyon ko'rib boqmagan ishlarni eslatganligini tilga oldi va buningga qarshi ittifoqdosh davlatlar bilan hamkorlashib, munosib tadbir qo'llanganligini ifoda qildi. Biroq Angliya tashqi ishlar ministrining bu bayonlari Xitoyni cho'chitgan.
Xitoyning Angliyadagi bosh elchisi Liu Xiaoming BBC'ning ziyoratini qabul qilganda, agar Angliya Xitoyga qarata bundoq bir chora qo'llansa, Xitoyning jiddiy qarshi tadbir qo'llanadiganligini bildirgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah ertaki programımızı görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla program akırda ekran arkası kibarlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.